Allah şöyle buyuruyor: Fatiha suresini kendim ve kullarım arasında taksim ettim. Yarısı benim ve öteki yarısı kullarımındır. Kullarımdan biri Bismillahirrahmanirrahim dediğinde Allah şöyle buyurur: Kulum benim adımla başladı ve işlerini yoluna koymak ve durumunu düzeltmek bana vacip oldu. Kulu Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde Allah şöyle buyurur: Kulum beni övdü ve sahip olduğu nimetlerin benden olduğunu anladı ve kendisinden uzaklaşan belaların benim gücümle olduğunu idrak etti. Kulu Errahmanirrahim dediğinde Allah şöyle buyurur: Kulum benim Rahman ve Rahim olduğuma tanıklık etti. Öyleyse onun rahmetimden olan payını arttıracağım. Kulu Maliki Yevmiddin dediğinde Allah şöyle buyurur: Kulum kıyamet gününü bizden bildi. O gün onun hesabını kolaylaştıracağım ve kötülüklerini affedeceğim. Kulu İyyâke nâbudu dediğinde Allah şöyle buyurur: Ey göklerin ve yerin melekleri, bilin ki bu ibadetinden dolayı ona öyle bir mükafat vereceğim ki cinler ve insanlar ona gıpta edecekler. Kulu İyyâke nesteyn dediğinde Allah şöyle buyurur: Kulum benden yardım istiyor ve bana sığınmış bulunuyor. Biliniz ki ona işlerinde yardım edecek, sıkıntılarında imdadına yetişeceğim. Kulu ihtinas sıratal müstakim dediğinde Sıratallezine en'amte aleyhim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddallin. Öldü. Babam öldü. Bu kelimeleri nasıl dile getir? Halbuki haçı öpecek gücü yoktu. Sadece sizin elinizi sıkmak için yeni bir hayat bulmuştu. O bu son deminde Allah'ın Resulünü gördü. Resulullah benim dilimde Ham suresini onun kulağına fısıldadı. Ve o sıkan el onun eliydi. Ama o ömrü boyunca inançlı bir Hristiyandı. Ve dünyadan inançlı bir Müslüman olarak ayrıldı. Ey büyük insan! Gördüğüm şeylere inanamıyorum. Ama gördüm. Şimdi sizden ölmüş kocam için bir dua okumanızı istiyorum. Selam o güne ki bu dünyadan ayrıldın ve kalıcı dünyaya göçtün.
O bizim yaslı gülümüzü kutsuyor ve bizlere selam gönderiyor. İsa bin Meryem de bu anlarda kendine selam gönderirdi. Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Allah Yahya'yı yüceltti ve şöyle buyurdu. Selam o güne ki dünyaya geldi ve selam o güne ki davetime lebbeyk dedi. Ve selam o güne ki yeniden diriltilecektir.